Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerin huzuruna olsun. Uşuklarışımız, kaynağımızı da kıtanlar ekranımız olsun. 5-kekte namayışkı katnaşkan 56 yaşlık ayal kolga ilinğen. 30 yanvar kişilik hukuk doğru bergen haberde bildirilişçe 17 yanvar Kırgızistan paytaxtı Bişkek'te Xitayğa qarşı namayış qatnaşqan 56 yaşlıq Gül Cemila Sefer Aliyeva qolğa ilinğan. Xəbərdə 17 yanvar Xitay köçmənlərinin Kırgızistanda köpüyüb ketişigə qarşı elib berilğan namayış qatnaşqan 56 yaşlıq Gül Cemila isimlik ayalının milli öçmənliki qutrat qoluq qılış tökməti bilən qolğa ilinğanlığı sot içilişdən burun 2 ay tutup durulduğanlığı. Diloning davomliq tekshirish bosqichida ekanligi. Qirg'iziston doiralari Gul Jamilani Xitoy ko'chmanlarini Qirg'izistondan qo'g'lab chiqarish, Xitoyning Sharqi Turkiston xalqi ustidan elib berayotgan bosturish qilmishiga qarshi turganligi uchunlar tutib turayotganligi bildirilgan. Egilnicha Qirg'iziston hukumatı xalqqa qo'rqoq selib, Xitoy bilan Qirg'izistonning iqtisod savdo munosabatiga daxl qiladigan har qanday harakatga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlagan. Uyğurlar yangır usulü oynaşqa məcburlandı. Xitay axbarat vasitələri bərgən xəbərdə məlum bolışca, Xitay təcavüzçiləri Xitay çağını münasibəti bilən Küçar nahiyəsi Xanıqatam yesidiki uyğurlarını Xitay usullarını oynaşqa məcburlab özləri uyun körgən. Xitay təcavüzçiləri Şərqi Türkistanın Aqsu vilayəti Küçar nahiyəsi Xanıqatam yesidiki uyğur xalqını Xitayning əjdihar oyuni, şir oyuni, yangır usuli qatarliq milli san'at oyunlarini o'ynashga majburlagan. Ilgirki ahvollarga o'xshamaydigan echinishlik yeri Uyg'urlarga Xitayning milli kiyimlarini kiygizib, Xitayning milli usullarini o'ynashga majbur qilib, Xitoylarning hammasi chatni qarab o'yin ko'rgan. Xitay doiralari Uyg'urlarni Xitay chog'ini harpisida Xitay usulini o'ynashga majburlash qilmishini Sharqi Turkistonning Cho'chak shahri, Birtala shahri Şayar nahiyesi Turpan şehri qatarlıq her qaysi şehir ve yezlerde elip bargan. Gebzide Şarkı Türkistan meselesi kün tertibki keldi. 41 Kocaeli torida elan kılıngan haberde bildirilse Gebzi muhbirlar cemiyeti tarafından Şarkı Türkistan tragedisi namlıq dokulat yığını eçilganlıqı bildirildi. Gebze Ticaret Sarayı'da ekilgan bu yığınğa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Xalqara Münasibetler Bölümü Profesörü Doktor Abdirşit Celil Karluk Efendi Liksiya Birişki Tektip bilen katnaştı. Profesör Karluk Efendi Türkiye Muhbirlar Birliği Cemiyeti'nin Muavin Sekretari Levent Altun, Gebze Muhbirlar Cemiyeti'nin Reisi Ahmet Oğuz, Gebze Ticaret Sarayı'nın Reisi Nail Çiler'nin sözünün arkasından sahneye çıkıp Şarkı Türkistan'da yüzbergen tragediyelerini anlattı. Karluk Efendi Şarkı Türkistan halkıya Xitay tarafından misli görülmegen bir zulüm siyaseti elip berilip atkallıqını ifadeldi. Ve Xitay'nın Uyghur Türklerini umumi bir şekilde atalmış terbiyeleş lagırlarda tutup durup atkallıqını sözlep ötdi. O yana tetkikatçılarının 5 milyonu yakın kişinin soraksız bir şekilde terbiyeleş lagırlarda tutkun ikkallıkını bildirgallıkını tilgaldı. Ve bu tutulgan insanların kattık tekşürüş astıda psikikilik besimi duş kilip atkallıqını. Ana tilini, dinini unutuşku zorluğunu vatkallıqını bildirdi. O sözde lagır sırtıdaki Türk Müslümanlarının köplügen közüçü sistemleri, tekşürüş merkezleri ve kişilerinin birbirini közütüşü qatarlıq en akalli kişilik hukukları depsende kılını vatkan bir şekilde intayın iğir besim asıdı yaşa vatkallıqını bildirdi. Karluk Efendi Şarkı Türkistan'da İsrailiyanın Palestin'e yürgüzü vatkan zulümüdümü iğir zulümden yüzbir vatkallıqını tilgi elip, Eğer muşu şekilde devam kılsa, misli görülmegen kırgıncılıkların meydanı kildiğallıqını, bu zulümünün kün tertibki keltürülüşü ve bunun Xitay'nın içki işiğe arlaşkallıq şekilde karalmaslıqı, iqtisadi ve stratejilik birlikler astıda milyonlarca Türk Müslümanlarının bütün dünyanın köz aldığı asminasiya kılınışıqı karab durmaslıqı kereklikini etdi. Uyana 1945'te 82%, 2008'de 46% Türk'nin asminasiya kılınğallıqını bildirdi. Ve Türkiye Cumhuriyeti başlık halkara ammesinin bu meseleki ciddi karab çare izleşki çakırı kılıdıgallıkını etti. Ahırda Karluk Efendi Şarkı Türkistan'da anısı ve 5 kerindişinin yaşa vatkallıkını, lekin 22 aydın beri haber alılmayı vatkallıkını bildirdi.
u yana Xitoyning taktikasining ya'ni Turkiyadagi lobby faoliyatlarining kuchli ekanligini Turkiya amaldorlarining Sharq Turkistonda yuz berayotganlarga texmo bak ega chiqib, ovozini kuchaytirishining zaruriyatini ta'kidladi. Sharq Turkiston ulamolar birligi fatvo hay'ati yig'in chaqirdi. Bugun 31 yanvar Sharq Turkiston ulamolar birligi fatvo hay'ati mas'uli doktor Olimjon Bug'do boshchiligida yig'in chaqirdi. Yig'inda fatvo va shar'iy maslahat guruhi xizmat jarayonida duch kelayotgan masalalar muzokara qilingandan boshqa ba'zi muhim masalalar haqida jiddiy izlanib, xulosasini xalqimiz bilan o'rtoqlashish, Turkiya din ishlari boshqarmasi va Turkiya islom huquqchilari birligi bilan munosabatni kuchaytirish qatorliq bir qancha masalalar haqida muzokara olib berildi. Xitoy muavin bosh ministri va hay'ati Amerikada ko'chi chashqonlarga aylanib qoldi. Amerika ovozining bugungi xabariga ko'ra, Xitoy muavin bosh ministri Liu He boshchiligidagi savdo hay'atining Amerikadagi ko'rishishlari tunugun Amerika tijorat ta'msilchisi Rayt Hayze boshchiligidagi hay'at bilan boshlangan bo'lib, savdo muzokarasi bo'lib o'tgan binoning sirtida o'zlari yoki oilasi Xitoyning zulmiga uchirgan o'n nechta xanzular Xitoy hay'atiga o'zlarining arzini sunmoqchi bo'lib yaqinlashmoqchi bo'lganda Xitoy muavin bosh ministri Liu He qatorliqlar amerikalik qo'g'dug'uchilarning muhofazat qilishi ostida xuddi ko'chada qochqochqa uchirgan chashqonlarga aylanib qoldi va darhol yig'in maydonidan uzoqlashtirildi. Xitoy hay'ati qochib ketgandan keyin muxbirlarning savollariga javob bergan mazlum xanzular Xitoy raisi Xi Jinpingning zolimligi tufayli o'zlari uchirgan nohaqchilikni ariz sifatida ularga sunmoqchi bo'lganligini bildirishdi. Bulgariya sud mahkamasi 5 nafar uyg'urni Xitoyga qaytirmaslikni hukm qildi. Arkinasiya radiosining xabarida bildirilishicha 2017 yil 7 ayda 5 nafar uyg'ur Turkiya chegarasidan Bulgariyaga qonunsiz kirdi deb Bulgariya saqchilari tomonidan so'lab qo'yilgan edi. Mazkur uyg'urlar necha qatim Xitoyga qaytirilish xavfini beshidan o'tkazib, Dunyo Uyg'ur qurultayining tirishchanligi Yevropadagi advokatlar va inson huquqlari organlarining kuch chiqarishi bilan 2019 yil 1 ayning 24 kuni Bulgariya sud mahkamasi ularni Xitoyga qaytirmaslik to'g'risida hukm chiqargan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Dulqunaysa Apandi Bulgariyaga kelib, 5 nafar uyg'urdan hal so'rgan. Dulqunaysa Apandi 18 oydan buyon 5 nafar uyg'urning qutulib chiqishi uchun kuch chiqargan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bulgariyadagi xodimlari, ba'zi davlatlarning elchixonalari va advokatlarga rahmat aytish, shundoqli 5 nafar uyg'urdan hal so'rash uchun Bulgariyaga kelganligini bayon qildi. Xalqaro jamiyat Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligiga qarshi harakat qilishga chaqiriq qilindi. 31 yanvar Amerika ovozi xabarida bildirilishicha 40 nechta kishilik huquq tashkiloti xalqaro jamiyatni Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligiga qarshi harakatga o'tishga chaqiriq qildi. 30 yanvar 40 dan ko'proq kishilik huquq tashkiloti birlashma uch xat e'lon qilib, Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo davlatlarni Xitoyning xohlagancha tutqun qilish va insonlikka qarshi harakatiga qarshi elinmoqchi bo'lgan qarorni qo'llashga chaqirdi. Mazkur qarshi harakatiga qarshi elinmoqchi bo'lgan qarorni qo'llashga chaqirdi. Mazkur uch xatda Xitoy kommunistlari xalqaro jamiyatning ko'z oldida necha million insonni tutqun qilganligi, tutqunlar sharoitining qattiq ichinishli holati ekanligi, Xitoyning o'xshamagan dunyo qarashdagi insonlarni davomli bostirayotganligi hamda xalqaro jamiyatning Xitoyning insonlarga qarshi elib berayotgan yo'lsizligiga qarshi harakatga o'tishga chaqiriq qilgan. Xitoyning o'xshamagan dunyo qarashdagi insonlarni davomli bostirayotganligi tilga olindi hamda xalqaro jamiyatni Xitoyning insonlarga qarshi elib berayotgan yo'lsizligiga qarshi harakatga o'tishga chaqiriq qildi. Uch xat yana kishilik huquq tashkilotlari Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashini pat yaqinda ochilmoqchi bo'lgan kishilik huquq kengashida Xitoy yurgizayotgan bostirish siyosatiga aloqador qaror chiqarishga chaqirgan. Amerika Davlat Majlis a'zolari Ilhom To'xtini Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatdi. Xitoy rejimi tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti Amerika Davlat Majlisi a'zolari tomonidan Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatildi. 29 yanvar Amerika Davlat Majlisidagi Marco Rubio, Christopher Smit, Richard Blumenthal, Cory Gardner qatorliq jami 13 nafar avom va kengash palata a'zosi Nobel tinchlik mukofoti komitetiga imzoliq maktub yo'llagan.
ular komitet raisiga yo'llagan imzoliq maktubida Uyg'ur siyosiy Ilham To'xtining Uyg'ur xalqining kishilik huquqini qo'g'dash uchun Xitoy rejimini o'zi belgilagan qonunlarga amal qilishga chaqirgan va Xitoydagi millatlar aro tushunishni ilgari surish uchun tinchlik bilan faoliyat olib borgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy rejimining uni nohaq yerga umrlik qamoq jazosiga hukm qilganligini bayon qilgan. 2017 yildan beri Sharq Turkistondagi vaziyatning yanamo og'irlashganligi Xitoy rejimining 1 milliondan ortiq Uyg'urni lagerlarga qamayotgan mushundoq bir sharoitda Uyg'urlarning Ilham To'xtiga o'xshash ovozlarga yanamo zo'r ehtiyojlik ekanligi eskartilgan bu maktubda Ilham To'xtining Nobel tinchlik mukofotiga eng loyiq bir nomzod ekanligi ta'kidlangan. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha Ilham To'xtining yuqoridagidek Amerika siyosat sohasida ta'siriga ega shaxslar tomonidan nomzodlikka ko'rsatilishining ahamiyati zo'r ekan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertəki xəbərimizi görüşkəcək sizlərinə cənabı Allah təşkürümüz. Şunaqla proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarıma köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullah.